Ali Saydam, Adnan Saygun artı Hartman artı Stradivarius. Gedik Holding'in finanse ettiği Gedik Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı bünyesinde kurulan Gedik Flerboni Orkestrası hafta başında ilk konserini verdi. Ama ne konser? Tarihe not düşülecek bir etkinlik olduğunu söylersek abartmış olmayız. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak kabul edilen 19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümü nedeniyle orkestra bu ilk konseri 19 Mayıs ruhuna armağan ettiğini söylüyor. Keşke bunun iletişimini çok daha köklü yapsalar ve de bu konseri ya da bir başkasını 19 Mayıs civarına yerleştirselermiş. Konser programının oluşturulmasında belli ki bu ruh etkili olmuş.'' Bir dönem İstanbul'da yaşayan Franz Liszt'in Prometheus adlı senfonik şiiri önünde dünya otoritelerinin saygıyla eğildiği ve ne hikmetse bizden çok batıdaki metropollerde eserleri sıklıkla çalınan büyük bestecimiz Ahmet Andan Saygun'un 1967 yılında bestelediği Keman Konçertosu ve Ludwig van Beethoven'ın Kahramanlık, Özgürlük, Eşitlik temalı üçüncü senfonisi Eroika. Özellikle Ahmet Adnan Saygun'un bu eserinin seslendirilmesi çok heyecan verici. Ahmet Adnan Saygun en önemli yerli ve milli kültür değerlerimizden biri. 1991 yılında kaybettik maalesef. Yalnızca besteci değil. Müzik eğitimi ve etnomüzikoloji alanlarındaki çalışmalarıyla Türk müziğine katkılarıyla da müzik tarihine geçmiş dünya çapında bir kıymet bizim için. 1934 yılında 27 yaşındayken Atatürk'ün talebi üzerine İki ayda bestelediği ilk ulusal operamız olan Özsoy, Yunus Emre Oratoryosu, Kerem, Köroğlu ve Gılgamış operaları İnci'nin Kitabı adlı piyano suiti en bilinen eserlerinden. Saygun'un ilk büyük eseri olan Yunus Emre Oratoryosu, bir Türk besteci tarafından bestelenmiş ilk oratoryodur ve tamamı Yunus Emre'nin şiirlerinden oluşur. İngilizce, Fransızca, Almanca ve Macarca'ya çevrilen oratoryo 1947 yılında Paris'te seslendirilmiş. 1958 yılında da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çalınmış. Sonra da Budapeşte, Viyana, Bremen, Berlin, Vatikan, Moskova, Astana ve pek çok merkezde. Ne yazık ki eserlerini ülkemizde çok sık dinleme şansımız olmuyor. Gedik Flermoni Orkestrası'nın konserinde bu eseri Alman keman virtüözü Rebecca Hartmann seslendirdi. Rebecca Hanım başlı başına bir fenomen. Saygun'un eserlerini daha önce de sık sık çalmış ve pek çok eserinde kaydetmiş. Saygun'un keman konçertosu için bir şaheser diyor. Eserin güçlü, enerjik, ritmik yapısından ve ruhani derinliğinden çok etkileniyormuş. Hartman eseri 1675 yapımı bir Antonio Stradivarius kemanla çaldı. Çok özel bir performanstı. Gedik Sanatın Genel Sanat Yönetmeni Cener Akgün çalışmalarının amacının Türk bestecilerinin ilk seslendirilişlerini yapmak, yeni eserler sipariş etmek, aynı zamanda da bu eserlerin doğru ve sağlıklı bir şekilde arşivlenmesini sağlamak olduğunu söylemiş. Bu sözleri mutlaka duymak, desteklemek ve yaygınlaşmasını sağlamak gerek. Milli kültürümüz onu korudukça, büyüttükçe ve tanıttıkça gelişecektir. En yerli Coca-Cola mı? Ramazan ayına özel bazı ritüeller, dini gerekliliklerle ilgisi olmasa da bu ayın ayrılmaz birer parçası olmuştur. Mahyalar mesela, Ramazan pidesi, güllaç, bir de kapitalizmin en vahşi gülü Coca-Cola reklamları. Coca-Cola her yıl Ramazan ayında öyle başarılı, mesajı doğru, anlamlı reklamlar yayınlıyor ki, bir sene sonra ne yapacaklarını en azından iletişim tekniği açısından merakla bekler olduk. Sermayesinin ne olduğu dahi belli olmayan ancak Müslüman olmadığından emin olduğumuz bu sapına kadar Amerikan markası. Ramazan ayının anlamını çoğu Müslümandan neredeyse daha iyi anlamış gibi görünüyor. Bu yıl biraz da siyasi atmosfere gönderme yaparak farklılıklara rağmen bir arada olmanın değerini anlatan dostluk, komşuluk, arkadaşlık temalarının altını çizen bir reklam filmini yayına sokmuşlar. Müzik olarak Ajda Pekka'nın 1975'te seslendirdiği, bugünkü çocukların bile bildiği Hoş görsen şarkısını kullanmışlar. Sözleri biraz değiştirilmiş tabii. Farklılıklar olsa da hiç takılma bunlara, bizi biz yapan bunlardır unutma. Kitlelerle iletişim kurmak isteyenlerin uyması gereken bazı kurallar var. Mesela hedef kitlenin değerlerine uygun davranmak, yalın olmak ve duygulara hitap etmek. Bunları doğru düzgün yapmazsanız iletişimin temel amacı olan davranış değişikliğini sağlayamazsınız. Davranış değişikliği dediğimiz şu durumda Coca-Cola satışını artırmak elbette. Tabi bulunduğu her ülkenin kültür ve değerlerine göre pozisyon alarak. Ali Saydam, Yeni Şafak